Değerli izleyiciler, zaman mekan futbol ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Üstadımız, değerli yorumcumuz Özcan Pehlivanoğlu'yla 90 artı programında her hafta olduğu gibi, her hafta içi olduğu gibi yaklaşmakta olan haftanın müsabakalarını değerlendireceğiz. Maç tahminlerini, maç analizlerini birkaç cümleyle her karşılaşma için Özcan Hoca'dan alacağız. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Teşekkür ederim hocam. Bizi izleyenlere maç tahminleriyle ilgili yayınımıza başlarken küçük bir hatırlatmada bulunacağım. Genellikle program sonunda yapıyoruz bu hatırlatmaları ama biz yine bu sefer başta yapalım. Henüz kanalımıza abone olmayan değerli izleyicilerimizi sağ alttaki abone ol sekmesine basarak aramıza katılmalarını, bizi izlemek için, yayınlarımızı kaçırmamak için abone olmalarını rica ederek yayınımıza başlayalım değerli hocam. Hocam, yeni haftanın ilk karşılaşması Balıkesir Spor'la Manisa FK arasında. Balıkesir Spor biliyoruz tutunmaya çalışıyor ama güç günler yaşıyor. Manisa FK da haftalar sonra güç bela diyelim Altınordu'yu yenerek bir soluklandı geçen hafta. Ne dersiniz Balıkesir Manisa FK maçı için? Vallahi biliyorsunuz yani ben Balıkesir Spor'u yani sezonun başından beri düşmeye aday takımların başında görüyorum. Ve nitekim geçtiğimiz hafta Menemen karşısında mağlup oldular yine. Hem de bir teknik adam değişimine gitmelerine rağmen. Giray Bulak tecrübeli bir hoca. Eğer takımı içinde düştüğü bu yoğun bakım gerektiren durumdan çıkartabilirse ve çıkartmak için de bu maç bir şans. Manisa FK gibi umutlar yaşayan bir takım var karşılarında. İşte bu maç bir fırsat. Yani Balıkesir Spor yeniden bu lige başlamanın açısından dönüm noktası Balıkesir Spor açısından bu maç. Yapabilirse tabii. Yapabilir mi? Ben pek ihtimal vermem. Çünkü takım zayıf. Kadro zayıf. Ama bakıp göreceğiz. Manisa FK'yı da 30 Kasım'da İzmir'de 6 ayla oynayacakları bir Türkiye Kupası maçı var. Nasip olursa onu da sahada gidip izleyeceğim. Manisa FK'nın son halini göreceğim. Ama işte Manisa FK'da bildiğimiz Manisa FK sahada ne yapar? Belli değil. Aldığı başarısız sonuçlar sebebiyle takımın motivasyonu bozuk. Altınordu takımını zor bela yendiler. Gerçekten. Rakip 10 kişi kalmıştı. Ama güzel bir maç. Yani denk kuvvetler arasında öyle değil. Yani Antalya daha zayıf ama içinde bulunduğu şartlar itibariyle denk kuvvetler arasında kendi saha ve seyircisi önünde Balıkesir'le bir mücadele yapacak. Balıkesir'de Manisa FK ile bir mücadele yapacak. İzleyeceğiz. Bu maçta 3 neticede olabilir diye düşünüyorum. Hocam, cuma akşamı aldığı sonuçlarla son haftalarda takımını, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan iki büyük tabiyanın maçı var. Gençler Birliği ile Bursa Spor karşı karşıya gelecek. Gençler Birliği seri yenilgiler alıyor son haftalarda. Bir türlü istediği sonucu alamıyor. Bursa Spor ise geçen hafta İstanbul Spor karşısında hakikaten tam bir hayal kırıklığıydı. Ne dersiniz? Kim bu hayal kırıklığından çıkar bu karşılaşmada? Vallahi şimdi tabii bence Bursa Spor'da da Gençler Birliği'nde de bu kulüplerin büyüklüğünün farkında olmayan, forma giyen, sahada top oynayan futbolcular var. Yani desem ki ya futbolcular bu takımların mazilerini biliyorlar. Yani forma giydikleri kulüplerin mazilerini biliyorlar. Ona göre top oynayacaklar diye söylesem o zaman Gençler Birliği Bursa Spor maçı çok güzel bir maç olarak geçmeye namzet olur. Yani futbolcular bunun farkında olsalar. Çünkü her iki takım da süperlikle mücadele ettiler ve defaatle karşı karşıya geldiler. Ben de bu takımların maçlarında görev yaptım. Bu havayı biliyorum, bu atmosferi biliyorum. Ama şimdi böyle futbolcular forma giymiyor bu takımlarda. Yani bir futbol oynanacak. Netice bana göre yani belirsiz. Gençler Birliği'nin motivasyonu yok. Tabii Özcan bizatihi Ankara futbolundan gelen bir teknik adam. Gençler Birliği'nde de çalıştı Bursa Spor'un teknik adamı. Gençler Birliği'ni de tanıyor. Çünkü Ankara futbolunu izliyor. Yani 3 neticede olabilir.
Ama yani bana göre bu takımlar yani her iki takım da eğer ligin ikinci yarısına farklı bir başlangıç yapmazlarsa bu ligi ortalarda tamamlayacak olan iki takım. Onun için bu maçta böyle bana futbol açısından, mücadele açısından pek tat vermeyecek, yavan geçecek bir müsabak olarak görüyorum. Cumartesi günü İstanbulspor Denizli Spor maçı var. Denizli Spor şey yapmaya çalışıyor. Yani kadrosunun hakkını vermeye çalışıyor. Biraz toparlanmaya başladı gibi. İstanbulspor ise Bursa Spor karşısında çok iyi bir görüntü verdi ama iyi olan İstanbulspor muydu yoksa kötü olan Bursa Spor muydu? Bence bu maçta biraz anlayabiliriz hocam. Siz ne dersiniz? Evet. Vallahi şimdi bu maç Fatih Tekke'nin maçı. Fatih Tekke İstanbulspor'u çalıştırdı biliyorsunuz. İstanbulspor'un geçen seneki başarısında da Fatih Tekke'nin büyük emeği var. Şimdi Denizlispor'un teknik adamı. İstanbulspor'u iyi tanıyor Fatih Tekke. Takımını ona göre sahada dizayn edecek, sahaya çıkartacak. İstanbulspor yani son Bursaspor maçında sanki geçtiğimiz yılki oynadığı pozitif futbola geri dönüyor gibi sinyaller verdi. Eğer bu şekilde sahada mücadele edecekse İstanbulspor, Denizlispor karşısında da iyi bir netice alabilir. Ancak Denizlispor çıkış arayan bir takım. Fatih Tekke çıkış arayan bir takım. Fatih Tekke takım başındaki ilk maçında galip geldi geçtiğimiz hafta. Ne olursa olsun. Güzel bir maç olacak bence. Her sonuç çıkabilir bu maçta. Şaşırtıcı olmaz bu sonuçta. Ama bana göre Fatih Tekke'nin maçı bu. Bakalım Fatih Tekke bizim ondan beklediklerimizi takımıyla birlikte sahada yapabilecek mi? Ben de merak ediyorum. Hocam benim de merak ettiğim bir maç Kocaeli Spor Menemen Spor maçı. Niye merak ediyorsun diyeceksin. Şimdi ben Kocaeli Spor'u çok takip ediyorum. Severek de takip ediyorum. Yani camia kültürü olduğu için ben böyle takımları çok severim. Kocaeli Spor'da bir sıkıntılar var. Tabii Dino'nun sakatlanmasıyla birlikte bir defa takım en önemli golcüsünü kaybetti. İnşallah kısa zamanda geri döner. Şeyi takip ediyorum ben Twitter'dan. İlyas Kubilay Yavuz'u takip ediyorum. Samsun Spor'dan beri, eskiden beri Twitter'dan takip ettiğim bir futbolcu. Sevdiğim de bir oyuncu açıkçası. Böyle kırgın kırgın tweetler atmaya başladı. Eski günlerini eski günleri özlediğini belirten. Biliyorsunuz evvelki haftaki karşılaşmada oyuna girdi 90. dakikada maç bitmeden hoca onu oyundan aldı. Sonra geçen haftada tam sebebini bilmiyorum ama ilk 18'de göremedim ismini. Orada bir mutsuz bir hali var. Ne yaşıyor tam bilemiyoruz. Sosyal medyada da paylaştığına göre demek ki bir kırgınlık yaşıyor. Dino da yok. Takım içinde ne yaşanıyor? Bu sadece İlyas'a ait bir sorun mudur? Tabii bizim buradan bilmemiz mümkün değil. Karşısında da rakibi kim olursa olsun kendi topunu oynamaya çalışan, tutturduğu zaman puan alan, tutturmadığı zaman da yenilen bir Menemen Spor var. Nasıl bir maç olur hocam Kocaeli Spor Menemen Spor maçı? Şimdi biliyorsun Kocaeli Spor için bizim sezon başından beri söylediğimiz bazı laflar, sözler var. Bizi izleyen Kocaeli Sporlu taraftarlar var. Onlar da kızdırıyor bizim ettiğimiz laflar. Yani işte Kocaeli Spor böyle bir takım. Yenecek, yenilecek diye hep söylüyoruz. Mesela Bahattin Köse de, o da Samsun Spor'dan gelmişti Kocaeli Spor'a hatırladığım kadarıyla. O da kadro dışı bırakılmış. Basına yansıdı. Sorunlar var. Görüyoruz Kocaeli Spor'da. Ama Kocaeli Spor'un takımının da gücü bu yani. Bunu da izliyoruz. Mesela Ben Hurra'da Trabzonspor kanca atmış. Ara transfer döneminde ki bana göre Kocaeli Spor'un en önemli bir iki oyuncusundan bir tanesi Ben Hur. Şimdi futbolcunun da kafası karıştıysa sahadaki performansına yansıyacak bu. Yani Kocaeli Spor takımı bu kadar yani. Bu kadar. Teknik adam da bu kadar. O da ağır bir hastalık geçiyor. Kocaeli Spor yönetimi çok karakterli davrandı. Bu ağır hastalık geçiren hocaların arkasında durdu. Ama tabii bunlar hep bir sorun yumağı yaratıyor ya. Sorunlar yumağı yaratıyor takım içerisinde. Ne olduğunu bilmiyorum ama tabii bir mutsuzluk var, huzursuzluk var. Çünkü yenip yeniliyor. Yani böyle kulüplerde de, kulüplerde de taraftar baskısı, camia baskısı çok büyük oluyor. Takım yenildiği zaman hesabını çok ağır soruyorlar. Yani
bir şey olmamış gibi falan davranıyorlar ama psikolojik olarak müthiş derecede takımlarını eziyor. Hemen hemen böyle bir baskısı yok. Geçtiğimiz hafta Galip de geldi. Hemen hemen iyi oyuncular buluyor. Sağda trençli mücadele. Cenk Karezi'nin zaten en büyük özelliği karşı rakibi de oynatmaması. Yani bir futbol oynamaya çalışmaktan ziyade karşısındaki rakibini oynatmayarak ondan puan alıyor. Trençli bir menemen izleyeceğiz. Rakip sahada puanlar almaya çalışan bir menemen izleyeceğiz. Tabii burada Kocaeli Spor'un ne yapacağı çok önemli. Ama Kocaeli Spor'un bundan önceki de verdiği sinyaller, yani bu maçta da sıkıntılı bir 90 dakika yaşayacaklarını gösteriyor. Yine sahada izleyeceğiz ama dediğim gibi yani Kocaeli Spor bu durumu, yani Kocaeli Spor yönetimi bu durumu içselleştirmişse, yani kabullenmişse sahada ne sonuç alınırsa alınsın Kocaeli Spor böyle oynamaya, böyle davranmaya, böyle yapmaya devam edecek. Dediğim gibi ben Kocaeli Spor'la ilgili gerçekçi yorumlar yapabilmek için devre arasını bekliyorum. Devre arasındaki gelişmelere göre Kocaeli Spor'la ilgili daha gerçekçi yorumlar yapıp maçlarıyla ilgili daha iyi analizler yapıp çünkü sahada da göreceğiz alınan tedbirlerin ne şekilde sonuçlar vereceğini göreceğiz. Ondan sonra değerlendirme yapacağız. Ama bu maç özellikle dirençli bir Menemen Spor sahada göreceğiz. Eğer Kocaeli Spor rakibini iyi analiz edemezse Menemen deplasmanda da olsa Kocaeli Spor'u zorlar ve bize göre sürpriz olmayan neticeler de alabilir. Yani Kocaeli Sporlulara göre, futbol kamuoyuna göre sürpriz olabilir ama bize göre sürpriz değil. Menemen Spor'un alacağı puan veya puanlar. Hocam cumartesi akşamı Bolu Spor'la Eyüp Spor karşılaşacak. Özcan Purde ile de biraz konuştuk bunu ekran karşısında. Eyüp Spor'u tabii yani Özcan Hoca'ya çok soruyoruz, öbür Özcan Hoca'ya diyelim. Şöyle bir endişesi var Özcan Purde'nin. Diyor ki Bolu'da rakım problemi var. Böyle bizim gibi şeyden deniz kenarından gelen takımlar adapte olmakta zaman zaman güçlük çekiyor. Hava koşulları da bazen ters geliyor. Bolu Spor'da yani iyi sonuçlar alamasa bile aslında iyi bir takım olduğunu düşünüyor Özcan Purde. Eyüp Spor'un Bolu'da tahmin edilenden fazla zorlanabileceği düşüncesi var. Kendi adına da endişeli. Bilmiyorum siz ne dersiniz Bolu Spor, Eyüp Spor maçı için? Şimdi ben biliyorsunuz bunları anlattım. Ben çünkü Bolu'da, Ankara'da yani yüksek rakımlı yerlerde Erzurum'da hakemlik yapmış bir insan. Yani orada o yüksek rakımın ne kadar çok takımlar üzerinde ve maçı yöneten hakemler üzerinde yüksek kondisyonunuz yoksa, dayanıklılığınız, direnciniz yoksa ne kadar etkili olduğunu bilirim. Ayaklarınız adeta yüksek rakımdan dolayı yere yapışır yani. Kaldıramazsınız da. O kadar etki eder o yüksek rakım. Bir de bunun üzerine eğer iklim şartları da, ağır iklim şartları da kardı, buzdu, soğuktu, tipiydi etkilenirse gerçekten o maçlar çok zorlu geçmeye namzettir yani. Favorisi hangi takım olursa olsun. Şimdi tabii hava ve iklim koşulları Bolu'da ne olacak bilemiyoruz bu maçta. Bunu o gün göreceğiz. Bolu Spor iyi takım olduğuna katılmıyorum bir defa. Bunu söyleyeyim. Bolu Spor bu ligin vasat takımlarından bir tanesi. Az imkanla çok iş yapmaya çalışan takımlardan bir tanesi. Şehir Rea Enginer'e böyle bir takım vermiş. İşte bu takımla kardeşim bu ligde kal fazla bir şey istemiyoruz demiş gibi bir halleri var. Tabii Eyüp'te hedefleri olan bir takım şu konum itibariyle. İyi oyuncuları var. Saha ve iklim şartlarını aşabilir bu oyuncular. Çünkü o Bolu'da veya yüksek rakımlı yerlerde top oynayıp gelmiş olan oyuncular. Çünkü çok tecrübeli bir Eyüp takımı var. Yani bu liglerde boy göstermiş bir Eyüp takımı var. Sağda neticeyi etkileyebilirler. Zaten önemli olan dengede giden oyunda neticeyi değiştirebilecek silahlarınızın elinizde olması. Eyüp'te de bunlar bolca var. Şunu düşünüyorum ben. Eyüp takımı her ne olursa olsun bu maçı dengede götürecek ve elindeki gol silahlarıyla da neticeyi almaya çalışacak. Bu açıdan Eyüp'ü Bolu Spor önünde biraz daha önde görüyorum. Yani netice alma açısından önde görüyorum. Bu maç özelinde konuşuyorum. Yani
Çünkü geçtiğimiz hafta Erzurumspor'a 3-2 yenildi bu spor. Ama bana göre iyi futbol oynamadı. Yani zaten yani netice alması da pek beklenmiyor. Yani Bolu kentinin de takıma bir desteği yok diye görüyorum. Bolu taraftarının da takıma pek bir desteği yok görüyorum. Bunlar Eyüp'e bir avantaj yaratıyor. Yani Eyüp gibi iyi bir takıma, iyi oyunculardan kurulu bir takıma avantajlar yaratıyor. Ben Eyüp'ün bir tık daha bu maçta Bolspor'un önünde olduğunu düşünüyorum. Hocam, cumartesi akşamı yine mazisi bakımından çok zengin iki takımın mücadelesi var. Samsunspor'da Adanaspor karşılaşacak. Samsunspor geçen hafta çok eksik bir kadroyla çıktı Eyüp karşısında. Aslında kendi taraftarlarının bile beklemediği kadar iyi bir futbol ortaya koydu. Mükemmel değildi ama dirençli bir oyun ortaya koydu. Ve zor bir deplasmandan puan çıkartmasını bildi. Adana Spor ise gittikçe daha iyi oluyor ve geçen hafta Ankara Gücü gibi ligin lideri olan bir takıma karşı 3 puanı almış olmanın moraliyle Samsun'a geliyor. Puan cetveli bakımından da her iki takım bir 3 puan kopartırsa şeye kendisini ilk 6 potasına yaklaştıracak. Böyle de bir tablo var. Ne dersiniz? Nasıl bir Samsunspor Adanaspor maçı olur? Şimdi Samsunspor taraftarı açısından beklenmeyen bir beraberlik aldı ama benim açımdan öyle değil. Ben Samsunspor'un Eyüp maçında iyi bir sonuç alabileceğini önceden söyledim. Şimdi bakın, burada iki tane teknik adam var. Biri Fuat Çapa, diğeri Sait Karafırınalar. Ben Fuat Çapa'yı da takdir ettiğimi, başarılı olabileceğini umduğumu, beklediğimi söyledim. Sait Karafırtınaları da Adana Spor için bir şans olarak gördüm. Yani bu iki takımı, bu maçta bu iki teknik adamın beni başarılı olarak gördüm. Bu iki teknik adamın mücadelesi şeklinde geçti. Hangisi takımını daha iyi hazırlayabilirse, yani bu Fuat Çapa da olabilir, Sait Karafırtınalı da olabilir ki Sait Karafırtınalı'nın şöyle bir özelliği var. Hep bunu da tekrar ediyorum. Maç maç düşünen, yani çok önemli bir teknik adam bu. Maç maç düşünen. Rakibe göre hazırlık yapan. Rakibi iyi analiz etme yeteneğine sahip ve buna göre sahada da taktik geliştirebilen bir teknik adam. Adana Spor bu Ankara Gücü karşısında aldığı moralle de Samsun'a hele gidiyor. Yani bu maçtan da puan alabilirim, puanlar alabilirim düşüncesiyle gidiyor. Sait Karafırtınalar Samsunspor'u iyi analiz ederse Samsunspor bu maçta çok zorlanır. Karşısında çok farklı mücadele eden bir Adana Spor görebilir. O öyle kolay lüksür bir lokma değil. Yani Samsunspor açısından şöyle bir tehlike var. Eyüpspor karşısında alınan beraberlikle yeniden bir çıkışa geçmeye hazırlanıyor Samsunspor. Yani bu maçta olmadığı bir sonuçla karşılaşabilir ve demoralize olabilir. Bunun nedeni Adana Spor'un kendisinden daha iyi bir takım olduğu değil. Burada teknik adamların mücadelesi olacak. Burada Adana Spor teknik adamının takımını bu maça iyi hazırlaması, rakibini iyi analiz etmesi Samsun Spor'u başarısızlığına yol açacak bir neticeye götürebilir bu müsabakayı. Yani Samsun Spor'ların hiçbir rehavete katılmadan ve Fuat Çapa'nın verdiği taktiği, yani Fuat Çapa da dersine iyi çalışacaktır tabii, verdiği taktiği sahada uygulayarak büyük bir güçle mücadele etmeleri lazım var. Çünkü karşılarında iyi bir Adana Spor bulacaklar. Yani bu maça hazırlanmış, bu maçtan puan veya puanlar almak isteyen iyi bir Adana Spor bulacaklar. Onun için zevkli geçmeye aday bir müsabaka olarak görüyorum. Netice için de bir şey söyleyemem. Ama yani Samsun geçen hafta çok eksikleri vardı. Onlar bu hafta maçı kadroya dönecekler mi, ilk 11'de olacaklar mı, olmayacaklar mı? Bunları bilmediğim için bir şey söyleyemem netice açısından. Ama güzel bir maç olacak diye rahatlıkla söyleyebilirim. Ve Adana Spor'a can verdi Sait Karafırtınalı. Yani takım başına geçtikten sonra can verdi ki biz o Adana Spor'u çok eleştiriyorduk. Çok kötü bir durumda olduğunu, ligde hatta böyle giderse düşmeye aday takımlardan bir tanesi olduğunu söylüyordu. O havayı değiştirdi Sait Karafırtınalı. Bunu da tecrübesiyle yaptı. Samsun Spor'da bilgi olarak size de hani arz etmiş olalım. Yasin'le Hasan Kılıç sarı kart cezalısıydı Eyüp maçında. Bu karşılaşmada forma giymeleri bekleniyor. Tabii nasıl geri dönecekler bilmiyoruz ama forma giymeleri bekleniyor. Diomende de büyük bir ihtimalle sezonu kapattı sakatlığı nedeniyle.
Şey bu. Yani eksik oyuncuların, sakat oyuncuların durumu bu. Evet, pazar günü de Keçiören Ümraniyespor karşılaşmasını izleyeceğiz. Keçiören Gücü tabii düşme hattından kurtulmak istiyor ama karşısında da şampiyonluğa oynayan bir Ümraniyespor var. Ümraniyespor milli aradan sonra bir de bir hafta bay geçti. Kendini özletti. Bakalım nasıl geri dönecek. Zor maç. Yani Ümraniye açısından zor maç. Enteresan bir maç. Keçiören Gücü kazanırsa sürpriz olmaz. Yani ama zor maç. Ankara yüksek rakımlı bir kent. Sahanın durumunu biliyorum. Keçiören Gücü'nü. İklim şartları ne olacak, hava şartları ne olacak bilmiyoruz. Ama yani Keçiören Gücü var gücüyle dönmeye çalışacak bu maçta lige. Onun için zor maç. Yani Keçiören Gücü galip gelirse bana sürpriz olmaz. Biliyorsunuz ben Ümraniye'yi çok başarılı görmeme rağmen yani ligde bu şekilde tepede tutulmasını fevkalade büyük başarı olarak görüyorum. Ama Keçiören Gücü zor bir maç. Bakalım Ümraniye Keçiören Gücü'nü geçmeyi başarabilecek mi? Geçerse başarırsa tebrik etmek lazım. Tekrar tabii yani bu takımı. Ama zor maç. Sanki bana Keçiören Gücü bu maçı alacakmış gibi geliyor yani. Bazen hissedersiniz ya. Böyle bir hisse kapıldım. Yani. Bilemiyorum. Yanılabilirim. Tabii. Pazar akşamı liderlik mücadelesi yapan Ankara Gücü sezonun en bozuk takımlarından Altın Ordu'ya misafir gidiyor. Kağıt üzerinde tabii bir şey söylemeye gerek yok. Ankara Gücü açık ara favori ama Altın Ordu'nun ne yapacağını da bilmiyoruz tabii. Siz ne dersiniz hocam? Şimdi burada Altın Ordu'yu tanıyan oyuncular var. Ankara Gücü'nde. Bir defa Sinan var. Ankara Gücü, Altın Ordu takımında 8-9 sene futbol oynamış bir adam Sinan. Ve takım kaptanlığı yaptı uzun süre. Şimdi yani Ankara Gücü'nün Altın Ordu'yu yenmesi lazım. Ama hani Ankara Gücü iyi kadrosuna rağmen şampiyonluk havasına giremiyor bir. Yani bıktım söylemekten bazı şeyleri artık. Yani aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Yani de giremiyor. Girememe nedenini de söyledim. Yani şampiyonluk havasına giremiyor. Tabii öyle bir havaya giremezseniz yani bu maçta sahada göstereceğiniz performansın ne olacağını bilemem. Şimdi eğer biz Altın Ordu düşme şeyi yaşamaya başladı. Korkusu yaşamaya başladı. Bu Altın Ordu takımı yani Hüseyin Eroğlu'nun başında olduğu bu Altın Ordu takımı sahada hep mücadele ederek rakiplerin oyunu bozmuş bir takım. Yani çok koşan, çok pres yapan. Bu sene yapamıyor, dağıtamıyor rakibini ama ya başlar bu maçta yapmaya. Bu da olabilir yani. Ve çok kırmızı kart görüyor Altın Ordu takımı bu sene. Belki bu maçta rakipte Ankara Gücü. Yani bu haftaya kadar yapamadığı şeyleri yapabilir mi Altın Ordu takımı? Yapabilir. Şimdi Ankara Gücü takımı geçen hafta mağlup oldu. Hesapta hiç yoktu Adana Spor'a. Şimdi Altın Ordu deplasmanı gidiyor. Yani Ankara Gücü'nün işi zor. Tabii Altın Ordu'nun işi zor ama Ankara Gücü'nün işi daha zor diye düşünüyorum. Çünkü bir de Altın Ordu oyuncular ya Adana Spor'u yendiyse Ankara Gücü'nü biz niye yenmeyelim diye düşünmeye başlamışlar. Bu da şampiyonluğa oynayan bir takım için çok büyük bir tehlikedir. Rakibin kafasına böyle bir şey sokmak, kuruntu sokmak, ya Ankara Gücü yenilebilir kuruntusunu sokmak çok tehlikeli bir işti. Normal şartlarda Ankara Gücü'nün ya bu Altın Ordu'yu rahat yenmesi lazım. Ama işte şartlar normal değil hep takım açısından da. Anormal şartlar olduğu için müsabakada kimsenin beklemediği bir şekilde sonuçlanabilir. Bunu da sahada göreceğiz. Ama Ankara Gücü bir türlü, buradan bütün Ankara Gücü taraftarlarına söylüyorum. Yani Ankara Gücü taraftarları var. Bir türlü şampiyonluk havasına giremedi. Bir türlü istediği havayı yakalayalım. Pazartesi günü haftanın son karşılaşması da zorlu bir maç. İstanbul'da Tuzla Spor'la Erzurum Spor arasında. Tuzla Spor tam düşüşe geçti derken bir hoca değişikliğiyle birlikte tekrar silkelendi ve tekrar ilk altı potasında tutunmaya çalışan bir takım haline geldi. Erzurum Spor ise yani aslında güçlü bir kadroya sahip ve bazen formasının ağırlığıyla maç kazanıyormuş gibi geliyor bana koşarak değil de böyle bir Erzurum Spor izliyoruz. Ne dersiniz? Tuzla Spor karşısında 3 puan alma şansı yüksek mi Erzurum Spor? Yok değil. Yani sadece güzel bir maç oldu.
Yani Erzurum'da da iyi gitmeyen bir takım şeyler var ki biz. Yani Erzurumspor iyi oyunculardan kuruldu. Ama sahada bir türlü bir işler iyi gitmiyor. Onun da nedenlerini kendi dilimiz döndüğünce söyledim. Artık böyle bir takım isimleri hedef göstermek istemiyorum. Bu işler iyi gitmeyen takımlarda isimleri belirterek onları hedef haline getirmek istemiyorum. Çünkü takımın başkanı, yönetimi falan onların hepsi görüyorlar yani bizim gördüklerimizi. Demek ki değişmiyorlarsa eldeki imkan bu, şartlar bu. Ama Tuzla maçı zor. Tuzla son haftalarda aldığı puanlarla Erzurum karşısında dirençli bir futbol ortaya koyacak. İyi oyuncular var Tuzla'da da. Dirençli bir futbol ortaya koyacak. Onun için bu maçta bana göre neticeyi Erzurum'un oynayacağı futbol tayin et. Yani Erzurum ne oynayacak bunu bilemiyorum. Eğer Boluspor karşısında oynadığı futbol oynarsa işi zor. Ama o futbolun üstüne biraz daha koyarsa Erzurumspor, onun da elinde önemli gol silahları var. O gol silahlarını göz önünde tutarak sanki Erzurumspor biraz öndeymiş gibi bize geliyor. Ama Boluspor karşısındaki gösterdiği oyun, Tuzlaspor'un son haftalarda yapmış olduğu çıkış bize bu maçla ilgili kilit sorunun Erzurumspor'un ne oynayıp oynamayacağı olduğu sorusunu bize soruşturuyor. Erzurumspor kendi gibi oynarsa bu maçta favoridir. Ama geçtiğimiz haftalara bakarsak bu maçta her şey olabilir diye insan düşünmeden edemiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bütün karşılaşmaların üzerinden şöyle bir geçtik. Cuma akşamından itibaren tabii izlemeye başlayacağız. Sahada ne oluyor onu göreceğiz hep beraber. Sizin de ve diğer yorumcularımız da sahada oynanan futbolu bu defa yorumlamaya başlayacağız. Son sözlerinizi alarak yayınımızı kapatalım hocam. Şimdi yani Türk futbolu Türkiye'nin yaşadığı bu ekonomik krizlerden çok etkileniyor. TFF birinci lig takımlarının gelirleri mahdut, sınırlı. Eğer iyi bir TFF birinci lig seyretmek istiyorsa takımların maddi desteklere ihtiyacı var. Her sektöre, her alanda destekler sağlanıyorsa mutlaka Türkiye'de TFF birinci lig başta olmak üzere alt liglerde oynayan takımlarımıza da maddi destekler sağlanmalı. Yoksa mutsuz futbolcuların, mutsuz teknik adamların, mutsuz tribüne gitmeyen mutsuz taraftarların takımları haline gelmiş bu takımlar bir anda çöküverir. Tribünlerde seyirci yok. Yani futbolcular eğer hak ettiklerini alamıyorlarsa sıkıntı içerisine girerler. Çünkü onlar da istikballerini düşünüyorlar, ev bakıyorlar, aileleri var. Teknik adamlar da böyle. Şimdi kulüp başkan yöneticileri de mali kaynak arayışı içerisinde yeterli kaynaklara ulaşamıyorlarsa onlar içerisinde bir zayıflık getiriyor bu. Onun için TFF birinci başta olmak üzere bence bütün liglerdeki kulüplerimiz SOS veriyor. Türkiye'de her sektöre yardım eli uzatılıyor, katkı yapılıyor. Bunun için yasal tedbirler alınıyor. Bence bu kulüplerimiz için de acilen tedbirler alınmalı. Onların sadece futbolu düşünmeye odaklı kulüpler, takımlar haline gelmesini sağlamalıyız. Bunun için de siyasi iradenin desteğine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet hocam, gerçekten ekonomik sıkıntılar her sektörde olduğu gibi futbolda da ciddi biçimde rahatsız edici hale gelmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda belki bunun bariz yansımalarını göreceğiz. Belki yabancı futbolcuların daha mutsuz olduğu bir şeyle de karşılaşabiliriz, tabloyla da karşılaşabiliriz. Bir de tabii yabancı futbolcunun aldığı parayla yerli futbolcunun aldığı para, biri döviz cinsinden, diğeri TL cinsinden olunca orada da bir makas açılmaya başladı. O da futbolcuları tabii ki ister istemez rahatsız edecektir, öyle söyleyelim. Dilerim bu sahada oynanan futbolu rahatsız edici bir hale getirmez bu futbolcuların rahatsızlıkları diyerek bugünkü yayınımızı da kapatalım efendim. Özcan Pehlivanoğlu'na çok teşekkür ediyorum değerli üstadıma. Bizi izleyenlere de şüphesiz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde güzel karşılaşmaları yorumlamak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum efendim.